Ya bu ne kindir, ne öfkedir ya? Adam bütün işi gücü bırakmış, bizimle uğraşıyor. Sanki düşmanımız ya. Abi adam düşmanlık yapmıyor. Adamın derdi para. Tökezlediğimizi gördü, üzerimize geliyor. Ay adam aç gözlü. Bir tane kızı var, hala doymuyor gözü. Mezara götürecek herhalde paraları. Benim Kudret eniştem merhametli bir adamdır. Ha, gördük merhameti. Adam bizi bulsa bir avuç suda boğacak. Ya her şeyin suçlusu benim eniştem mi oluyor? Hiç kimsenin nameye laf ettiği yok ama. Benimle ne ilgisi var? Çünkü senin bu kıskançlıkların olmasa bütün bunlar başımıza gelmeyecekti. Yenge, saçmalama lütfen. Sen bunları karına söyleyecektin. Onun kaprisleri olmasa Şebnem bize yardım edecekti. Karım hakkında dikkatli konuş. Bana bak Ejder. Bugüne kadar dilimi tuttum, ses etmedim zaten. Ama senin bu karın yüzünden bütün aileyi felakete sürüklüyorsun. Aç gözünü artık, aç. O nasıl laf Şefika? Ne oluyor sana, delilendin yine? Yenge, ben bu halin iyiliği için gerekirse canımı veririm. Şebnem meselesine de gelince, Dami'nin bu konuyla ne alakası var? Ortak olmayı ben istemedim. Öyle demiyordun ama. Evet, öyle demiyordum. Çünkü Şebnem'in niyetin iş yapmak olduğunu zannediyordum. Meğersem yanılmışım. Tamam, tamam artık. Kapatın şu meseleyi. Dami. Bak Şefika, biraz ettiğin lafı bil. Yoksa fena kırarım kalbini. Ama anne. He? Koskoca şirketi nameyi ip bitirdi sanki. Cimal, sen de şu karına bir şey söyle. Otursun oturduğu yerde. Ana, Şefika haksız da sayılmaz yani. Aa, Cimal. Ya sabah sabah canımı sıktınız zaten. Ne haliniz varsa görün. Ben gidiyorum. Üzme kendini. Yengen biraz patavatsızlık yaptı. Yengenin söyledikleri değil. Herkesin öyle düşünmesi beni üzüyor. Kimse yüzüme vurmuyor ama belki ama. Olanlardan dolayı herkes beni suçlu görüyor. Bir tanem. Kimsenin seni suçladığı falan yok. Bu olanların tek nedeni Şimal abi. Kendini suçlu görmekten vazgeç artık. Hadi. Ağlama. Gözyaşlarına dayanamıyorum, biliyorsun. Belki de ben olmasam Şebnem'le ortak olurdun. Kurtarırdın şirketi. Ama sen varsın. Senin üzüleceğini bile bile böyle bir şey yapamazdım. Bilmiyorum, belki de kendime engel olmalıydım. Ama yapamadım. Şebnem'in sana olan ilgisini göre göre buna sessiz kalamazdım ki. Hayatım, bu olanların onunla ne ilgisi var? Lütfen. Bir daha açmayalım bu konuyu. Tamam, uzatmayalım. Hadi gel bakayım. Topla kendini. Gel. Bir daha ağlamak yok. Tamam? Başka bir alıcı bulmamız lazım. Parayı verecek kaç kişi var ki abi? Sen de biliyorsun. Aklıma Kudret ve Cüneyt'ten başka bir isim gelmiyor ama ne yapıp yapıp yeni bir alıcı bulmamız şart. Şu konuştuğumuz şeylere bakın. Malımız, mülkümüz satılsın diye dua edeceğiz neredeyse. Ne var ne yok elden gidecek. Aha, bu çiftlik de gidecek. Şşş.
Ağzına hayra aç ha. Doğruyu söylüyorum ben. Yalan mı? Bu çiftlik satılınca ne olacak? Bunca insan el kadar apartman dairesine sığışıp ırgat gibi mi yaşayacağız? Gerekirse tek göz odaya sığışıp ırgat gibi yaşarız. Demesi kolay. Çiftlik satılınca görürüm ben sizi. Yere batsın çiftliğin. Biz Van'dan buraya geldiğimizde bir göz odada kaldık Şefika Hanım. Böyle konaklarda sefa sürerek büyümedik. Mahmut'la evlendiğimde bir çöpümüz bile yoktu. Mahmut çalıştı didindi, tırnaklarıyla kazıyarak peyderpey yaptı her şeyi. Yokluğa alışılır bir şekilde. Ama varlıktan yokluğa düşmek perişan eder insanı. Kimse perişan olmaz, merak etme. Biz birlik olduktan sonra bizi hiçbir şey yıkamaz. Çok şükür oğullarımın eli ayağı tutuyor. Babaları gibi çalışır, yeniden yaparlar. Yeter ki onların canı sağ olsun. Ha, can sağlığıyla olaydı. Allah Allah. Olur olur, her şey olur. Birkaç sene küçük evde yaşar, aza tamah ederiz. Allah büyük. Hayırdır kızım? Nereye böyle? Bir süre annemin yanında kalsam daha iyi olur diye düşündüm. O ne demek şimdi? Nereden çıktı bu kızım? Yoksa sen Şefika'nın laflarına mı alındın? Herkesin bildiğini söyleyince suçlu ben oldum. Burada kalırsam daha fazla üzüleceğim. Bebeğime bir şey olur diye korkuyorum. Aman Allah korusun. Torunum her şeyden kıymetli. Peki kızım, madem kendini daha iyi hissedeceksin, bir süre annenle kal. Anlayışınız için teşekkürler. Ne demek kızım? Torunumla sen iyi olun da gerisi hiç önemli değil. Ben seni bırakayım. Hoşça kalın. Hadi kızım, selametle. En azından bir süre Name Hanım'ın kaprisleriyle uğraşmayacağız. Çocuklarının geleceğini düşündüğü için böyle söylüyor. Hayatım, böyle düşünme artık. Bak, hem sen kendini üzdükçe bebeğimiz de etkileniyor bu durumdan. Annene gitmene sırf bu yüzden razı oldum. Annem çocukluğumdan beri eğitimin için para biriktiriyordu. Ben Bursa'ya gelince kullanılmadı tabii. Onu isteyeceğim. Az para değil, epey var. İşleri yoluna koyman için yeter. Hayatım, kendini suçlu hissetmekten vazgeç artık. Tamam. Ama ben de bir şeyler yapmak istiyorum. Benim senden tek isteğim bebeğimize iyi bakman. Başka hiçbir şey istemiyorum senden. Lütfen Ejder. Bırak bir şey yapayım. Kendim daha iyi hissedeceğim. Hayatım, kendini kötü hissetmeye için bir neden yok ki zaten. Hem o para annen. Ama benim için biriktirdi o parayı. Tamam, senin için. Hayatım, daha önce konuştuk bu konuyu, ne olur. Daha fazla uzatmayalım, tamam mı?